Yaklaşık 1-2 yıl önce kanalımda yeni açıldığı dönemlerde bu tarz bir video çekmeyi düşünmüştüm. Ancak içeriği videoya dökmenin ne kadar zor olduğunu kavrayınca yapmaktan vazgeçtim. Şimdi daha iyi bir database ve haliyle de montaj deneyimiyle tekrardan başlıyorum. Hadi bakalım. Doğduğumuz günden beri kullandığımız kalem kutusundan tutun, pijamamıza kadar eşyalarımızın birçoğu Batman, Superman ve Spiderman ile ilgiliydi. Bir dakika, galiba çok genişten aldım. Şimdi bu kanalın %99'u Batman'in orijinini biliyor. Monarch Tiyatrosu'nda Mark of Zorro filmi izleyen Wayne ailesi girdikleri tenha bir sokak arasında Joe Chill tarafından öldürülüyor. Martha'nın boynundan yere dökülen inciler ve Thomas'ın kendisini tereddüt etmeden feda etmesiyle Bruce Wayne yetim ve öksüz kalır. Tabi bu durumda normal bir insanın başına gelemeyeceğinden dolayı bana şu fikri verdi. Acaba Batman psikopat mı? Psikopatlığın temel kavramı topluma karşı davranışlar sergileyen kişiden gelir. Lakin bu durum böyle bir perspektif ile incelenirse o zaman Batman zaten psikopattır. Benim irdelemek istediğim kısım Bruce Wayne'in içinde yatan sırda. Hatırlarsanız videonun başında sizlere Wayne ailesinin nasıl öldüğünün tam tanımını vermiştim. Bu açıklamada Joe Chill ismi geçse bile birçok kişi bilmez bu ismi. Tabi asıl soru bu da değil. Asıl sorulması gereken soru ise Bruce yani Batman olduğunda Joe Chill hakkında herhangi bir şey yaptı mı? Sonuç olarak adaleti sağlayan bir yarasasın ve o adaletin eninde sonunda anneni ve babanı öldüren adama da gelmesi lazım. Haksız mıyım? Ben size neler olduğunu anlatayım. Bruce Joe'yu buldu ve tam onu öldürecekken babasının bunu istemeyeceğini düşünerek Chill'in hayatını bağışladı. Ne gariptir ki hemen sonrasında Reaper isimli bir teröriste karşı Joe Chill ile ittifak oluşturdu. Gel zaman git zaman çizgi romanlarda Joe Chill'i hiçbir şekilde hapiste göremez olduk. Aynısını Joker işinde ispat etmek ne kadar zor olsa da dolaylı yol o da doğruya çıkıyor. Çünkü Batman Joker'i ilk yakaladığı anda Batcave'e en sağlam bir demir küp yapsaydı iddia ettiği adalet anlayışı en azından Joker için sağlanacaktı. Verilerimi sizlere sunduğuma göre gelelim iddia ettiğim argümana. Bana kalırsa o gece Joe Chill, Marty ile Thomas'ı öldürdükten sonra Bruce para pul bok gibi olsa da kafayı sıyırdı. Elde değil. Hemen sonrasında Arkham Asylum'da kaldırılan Bruce bu acıya dayanamadığı ya da daha doğrusu kaldıramadığı için sahip olduğu demir parmaklıklar içerisinde kendisi bir dünya kurdu. Her şey bir rüyaymış gibi bu durumdan bahsetmem Batman hayranlarına ağır hakaret olur. Ama gelin Batman'in şu ana kadar yüzleştiği temel düşmanlarına bakalım. Two-Face, bir tarafının Batman, bir tarafının ise Bruce Wayne olduğunu. Penguin, ailesinin sahip olduğu güç ve parasının olduğunu. Joker, ailesini kaybetmesinden sonra hayatının aldığı şekli. Mr. Freeze, diğer insanlar olan soğuk yaklaşımını temsil ediyor. Tabii diğer bütün düşmanlar da değiştirilerek yorumlanabilir. Kısaca Bruce bu bilgiler sonucunda Asylum durumda kafayı sıyırmış bir mahkumdan başkası değildir. Gelin başka bir olasılığa da geçelim. Çünkü dediğim gibi Batman hayranları bu teoriye küfredecektir. Şimdi bildiğimiz üzere Batman geceleri suçluları adaleti seslemeden bir kanunsuz. Fakat videonun başında da dediğim gibi her zaman Joker ve belirli düşmanları elinden kaçırıyor. Tabi bu sadece video için kestirilip atılan bir laf da değil. Dikkatli bakacak olursanız her çizgi romanda, her animasyonda, her oyunda ve her eventte Joker yine ve en azından yine elinden kaçmayı başarıyor. Tabii bu durumun da psikopatlık ile özdeşleştirilebilecek türden felsefik bir açıklaması bulunmakta. Daha demin bahsettiğim gibi belirli kötüler Batman'in benliğini yansıtan türden insanlar. Kısaca kendisini Batman yapan kişiler. En basitinden yorumlamak gerekirse Bruce Wayne'in geçirdiği travma kendisini herhangi bir kaçış yoluna sürüklemiş olabilir. Bu durum sonucunda ise kendisi ister istemez Batman'i Bruce Wayne'den kaçmak için kurgulamıştır. İşte tam da bu nedenle Batman'in adalet anlayışı bizimkinden bir hayli farklı. Kendisi ne kadar adaleti teslim etmek gibi klişe sözler söylese de saldığı adalet tamamen kendisine. Sonuç olarak Bruce'un çektiği acıdan kurtulmak için Batman'in yaşaması lazım. Batman'i Batman yapan şey de kötülerin varoluşu. Ama ne iyisiyle ne de kötüsüyle. Şöyle düşünelim. Eğer Joker bir insanı öldürmeye kalkışırsa Batman buna engel olacaktır. Çünkü bu durum Joker'in motivasyonunu kazanıp devamlılığı adına önemli bir adım. Ama Joker bir insanı öldürdüğünde kendisini ne cezalandırıyor ne de motivasyonu azalmıyor. Tabi diyebilirsiniz hapishaneye gidiyor Joker. Bunda ne var? Tamam da bu durumu Bruce Wayne de biliyor ki Joker o hapishaneden elinde sonunda çıkmayı başaracak. Hatta Jason Todd bile Red Hood olarak geri döndüğünde bu durumu dile getirmişti. Your guilt or your antiquated sense of morality. Bruce, I forgive you for not saving me. But why? Why on God's earth? Is he still alive? Gotta give the boy points. He came all the way back from the dead to make this shindig happen.
ignoring what he's done in the past, blindly, stupidly disregarding the entire graveyards he's filled, the thousands who have suffered, the friends he's crippled. You know, I thought I'd be the last person you'd ever let him hurt. Tabii bu durumu yıkacak olan başka bir teori ise öldüren şaka, yani killing joke'tan geliyor. God damn it. Well, what are you waiting for? Kick the hell out of me and get your standing ovation. Come on! I don't want either of us to end up killing the other. But we're running out of alternatives. Perhaps it all hinges on tonight. I don't know what it was that bent your life out of shape. But maybe I've been there too. Maybe we could work together. I could rehabilitate you. You don't need to be alone. We don't have to kill each other. Let me help you. I'm sorry, but no. Dediğim gibi benliği temsil ettiği için Joker'in bu duruma karşılık çok geç demesi aslında Bruce'un Martha ve Thomas'ı kurtarmasında çok geç olduğunu belirtiyor. Metaforu çaktınız. You know, it's funny. This reminds me of a joke. See, there were two guys locked in a lunatic asylum. And one night they decided they didn't like that anymore. They decided to escape. So they made it up to the roof, and there, just across this narrow gap, they see rooftops stretching across town, stretching to freedom. Now the first guy, he jumps right across, no problem, but his friend, oh, no way, he's afraid of falling. So the first guy, he has an idea. He says, hey, I got this flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings, and you can walk across the beam and join me. But the second guy says, what do you think I am, crazy? You just turn it off when I'm halfway across. Oh, excuse me. Hikayenin sonunda Batman'i güldüren şaka ile az da olsa Batman'in Joker'in boynunu kırdığını görüyoruz. Bu durumdan sonra kendisi de her zaman içinde yatacak bir Joker taşıyacak mı bilinmez. Fakat şunu biliyoruz ki annesi ve babasının ölümünden sonraki hayatının bir parçasının vücut bulmuş hali Joker'in ta kendisi. Belki de Batman tam da bu anda Bruce Wayne ile bir bütün olmuştur. Fakat sorun şu ki her zaman içinde yatan Joker de bir parçası olmuştur. Kim bilir? Ya açıkçası benim düşüncem kısaca ya Batman Joker ya da Joker Batman. Kısaca benim Batman hakkında düşüncem bu kadardı. Birazcık felsefik bir video çekmeyi düşündüm. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Durumu olan bakış açınızı merak ediyorum. Bu nedenle dilerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.